Merhaba. Bugün gelip geçici olduğunu düşündüğüm bir rehber video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcım var. Bumble App, X1 Carbon, C. Bunu ben genelde Orca Slicer ile kullanıyorum. Bugün gün olarak 9 Kasım 2024. Yaklaşık bir 20 gündür filan bu problemle karşı karşıyayım. Orca Slicer şu anda 2.11 yüklü. 2.2'yi indirmem istiyor da. Şimdilik onu da denedim, olmadı. Şimdi mesela bir dosya oluşturuyoruz şuradan. Crop. Rengini değiştirelim. Plaka diyelim. Neyse, plaka edelim dedik. Yazdırdık. Gönderdik cihaza. Cihazımız açık. Ön izlemeyi, yani kamerasından görüntü almaya çalıştığımızda bu şekilde bir ikaz veriyor ilk önce. Düzelt diyoruz. Ve oynatıcı arızalı, lütfen o sistem oynatıcısını yeniden başlatın diyor. 2.2 arızasını veriyor. Buradan bastığınızda bu tekrarlayıp duracak. Açmayacak burayı. Ekran görüntüsü, yani kamera görüntüsü buraya hiç gelmeyecek. Dediğine göre, daha doğrusu şuradan da göstereyim ben size de. Orca Slicer'ı iptal ettik diyelim. Orca Slicer'ı kapattım ben. Sildim. BAMU Studio'yu kurdum. Acaba Orca Slicer'dan mı diye. İlk önce 2.2 sürümünü yükledim. Bunlar tekrar sil kaldır sil kaldır yaptığım için. Facebook'tan bağlanıyorum ben, hızlansın diye. Yan ayarları çeksin. Şimdi yine burada hemen küçük ayarlarımızı yapalım. Biraz yüklensin bakalım. Yazıcıyı diye tanıdıktan sonra hemen filamentlerimizi de ayarlıyoruz. Değiştirdik. Kilimdik. Evet. Baskıya gönderdik diyelim. Yazıcıya gidiyoruz. Yapıyoruz. Yine bu şekilde bir reg dosyasını yapıyor. Register dosyasını. Lütfen oyun atıcı arızalı, lütfen sistem oynatıcının yeniden yükleyin diyor. Buradan tıkladığınız zaman wiki sayfasını atıyor. O da diyor ki burada, hani demin dediğimiz gibi operation sistem. Yani şuradan Windows optional feature. Gidelim hemen. Ayarlar. Sistem. İsteğe bağlı özellikler diye bir bölüm var. Burada Windows Media Player Legacy uygulaması. Bunu defalarca kaldırdım, yükledim, kaldırdım, yükledim. Bir fayda etmedi. Bir faydası olmadı. Sonra wiki sayfasında dediği şu dosyayı indirip Media Player Package isim aracıyla yüklemeyi öneriyor. Onu da denedim. O da sürekli hata verdi. Yapamadı. Baktım hiçbir şey yok. En sonunda neyi buluyoruz? Bunu da kapatıyoruz. Bu arada işletim sistemi Windows 11.
ne kadar nerede yazıyor bunlar? Evet, Windows 11'in en son 24 H2 güncellemesi de yüklendi. Yüklemeyi bayağı geciktirdim ama yüklemek durumunda kaldık. Neyse, buraları kısa keseyim ben. Metateç'e sordum. Metateç İşte yazıcıyı kaldır, tekrar yükle, sürüm düşür dedi. 1.9.3'e düştüm. Daha eski sürümlere düştüm. Olmadı. Orada bakarken baktım Bumble Studio'nun GitHub sayfasında sürümü var. Public beta. Bunu yükledim. Beraber yüklüyoruz işte. Bir 10.0.81 beta sürümü. Public beta diye geçiyor bu. Üzerine kurduğum için tekrar kaydolmam gerek görmedi. Basıyoruz ve kameramızın görüntüsü tekrar geliyor. Eğer sizde böyle bir probleminiz varsa Windows 11 24 H2 güncellemesi yüklüyse ve böyle bir sorun alıyorsanız Bumble App yazılımının ya stabil sürümünün güncellemesini bekleyeceksiniz ya da işinizde yazıcım benim ayrı bir odada baskıya gönderdikten sonra kontrol etmem gerekiyor. Ekrandan kalktı mı şey oldu mu diye durumunu gözlemem gerekiyor. Kamera görüntüsü benim için gerekli olduğu için bu beta sürümü yüklemeyi uygun gördüm. Göze aldım yani. Herhangi bir sıkıntısının olmasını göze aldım. Bu bilgilendirme videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.